Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel berenin yapımını göstereceğim. Şöyle göstereyim size. Çok hoş bir model. Geçenlerde hatırlarsanız yelek ya da şal olarak yapmak için küçük bir model çıkarmıştım. O zaman da söylemiştim beresini yapacağım diye. Bazı abonelerim de istedi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Benimle birlikte yaparsınız. Gördüğünüz gibi şöyle tepeden büzdüm arkadaşlar. Nasıl yaptım onu anlatayım. Önce ipi söyleyeyim size isterseniz. İp olarak şöyle elimde ne kalın ne ince böyle simli ip var. Markasını da gösterebilirim aslında. Ören Bayan Golden arkadaşlar. Böyle farklı iplerle de yapabilirsiniz. Güzel olur. Tığ olarak ise 5 numara tığ kullandım. Evet, şöyle nasıl yaptığımı anlatayım. Kafa genişliğinde zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Ben buna 115 zincir çektim. Hani ipinizin kalınlığına göre hani tam net sayı vermeyeyim aslında. Hani zincir çekip kafanızı ölçerek de o sayıda yapabilirsiniz. Onun üzerine trabzan yaparak da. Ondan sonra tığ işi lastik gördüğünüz gibi iki önden beline doladım. İki tane de arkadan beline dolayaraktan lastik yaptım. Şöyle yine parmağımı ölçeyim. 3 karış. Ay pardon. 3 parmak genişliğinde. 3 parmak genişliğinde hani ipinizin kalınlığını bilmediğim için parmakla gösterdim. 6 sıra ördüm ama ben. Ondan sonra lastikten sonra arkadaşlar şöyle bir karış kadar ördüm ben. Siz de hani ipinizin dediğim gibi ipinizin kalınlığını, inceliğini bilmediğim için bir karış hatta fazla da örebilirsiniz. Biraz arkaya doğru kızlar sarkmasını sever o yüzden. Öyle de yapabilirsiniz. Evet. Bugün öğretmenler günü arkadaşlar. Bazı abonelerim Allah razı olsun. Çok mutlu ettiler. Beni öğretmenler günümü dünden kutlamaya başladılar. Çok sevindim. Beni öğretmen olarak gördüğünüz için. Böyle kalabalık bir sınıfımız var. Keşke birbirimizle tanışabilsek, görüşebilsek. Kısmet inşallah. Sizi çok seviyorum. Ve başlayalım inşallah. Evet, bakın 115 tane zincir çektim. Gördüğünüz gibi böyle. Ne sıkı ne geniş çekin arkadaşlar. Orta genişlikte hani üzerine trabzan olacak şekilde zincir çekin. Benimki 115 tane oldu. Siz de kafanızı ölçerekten hani kime yapıyorsanız o şekilde zincir çekin. Evet. İlk yaptığım zincire başına dolamadan battım. Böyle iki zincir çektim. Her bir zincire bir trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlar yapacağım. Böyle bu şekilde. Başlayalım inşallah. Evet. Böyle her bir zincire bir tane trabzan bataraktan ilk sıramızı oluşturalım. Evet, bakın birinci sıramızı bitirdik. Gördüğünüz gibi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Sonra bir iki zincir çektim, başına doladım. Bakın önden beline doluyorum trabzanı. Önden beline dolayaraktan trabzan yapıyorum. Diğerini de önden beline dolayaraktan yapıyorum. Yani iki önden iki arkadan yapacağız. Bir sonrakini arkadan beline dolayaraktan yapacağız. Bakın arkadan tığım batırdım. İlmeği aldım. Böyle arkadan beline dolayaraktan trabzan. Diğerini de arkadan doladım ve yapıyorum. İki önden beline dolayaraktan yapıyoruz. İki tane de böyle arkadan. Tam tepesine batmıyoruz. Böyle tığım batırdım bakın. Arkadan beline dolayaraktan trabzan yapıyorum. Şimdi önden yapıyorum. İki tane yaptım. Şimdi arkadan da iki tane yapıyorum. Bir. İki. Evet, bu şekilde. Görünüyor mu? Bakın önden böyle
Trabzan'ın beline dolayaraktan trabzan yapıyorum. İki tane. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Başına doladım. Bir sonrakini bakın. Arkadan bakın. Böyle bu şekilde. Beline dolayaraktan iki tane de arkadan yapıyoruz. İki önden. İki tane de arkadan. İki tane önden. İki tane de arkadan. Evet, bakın bu şekilde. Bu sıramızı da bitirelim arkadaşlar. Evet, bakın tam denk geldi. İki tane arkadan yapıyorum. Şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine başına dolamadan batacağım inşallah. Batamadım bir türlü. Evet, battım. İki zincir çekiyorum. İki önden beline dolayaraktan öndekileri önden doluyoruz. Arkadakileri bakın arkadan beline dolayaraktan yapıyoruz. Öndeki bakın önden dolanmış. Önden doluyorum beline. Bu şekilde. Arkadakileri böyle arkadan beline dolayaraktan trabzan yapıyoruz. Lastik yapıyoruz arkadaşlar. Tığ işi lastik. Böyle öndekini önden doluyoruz. Arkadakileri arkadan. İki arkadan iki önden. Böyle bu şekilde. Öndekileri önden. Arkadakileri arkadan. Evet, böyle gördüğünüz gibi şöyle net görünüyor mu bilmiyorum ama evet böyle 3 sıra yap. 3. sıradayız arkadaşlar. Şöyle ne kadar isterseniz şöyle 3 parmak kalınlığında da yapabilirsiniz. Ben 6 sıra yapacağım. 3. sıradayız. Toplamda 4 sıra daha yapacağım arkadaşlar. Yani 4 sıra derken bunu bitireceğim. Bununla birlikte 4 sıra yapacağım. Ay kusura bakmayın. Dediğim gibi 6 sıra yapacağım toplamda. Ve döneceğim. Siz de yine de bakın ne kadar yapmak isterseniz lastik kısmını. O kadar yapın arkadaşlar. Evet, bakın lastik kısmını 6 sıra devam ettim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Böyle bu şekilde oldu. Hani siz bilirsiniz. Hani fazla da yapabilirsiniz ama bundan fazlası güzel durmaz. Şöyle kısa da olabilir. Hani çocuklar için yapmak isterseniz kısa da iyi olurdu. Evet, şöyle. Bakın bir üst sıraya geçişimi göstereyim ben yine de. Şöyle. Bakın ilk yaptığımız zincire başına dolamadan batıyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 1, 2, 3. trabzana başına dolamadan batıyoruz. Modelimizi kuracağız arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzana batıyorum. 1, 3, 1, 4 zincir çekeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hani modelini daha önce yapmıştık. Bakın bunun yeri için, hani fıstığın yeri için 3 zincir. Bu ara içinde 4 zincir çekeceğiz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 3. trabzana batıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. 3. trabzana batıyoruz. Hep 3. trabzana batacağız ama bir 3 bir de 4 çekeceğiz. 3 zincir. 3. trabzana battım. 4 zincir. Yine 3. trabzana batıyorum. 3 zincir.
Üçüncü trabzana batıyorum. Dört zincir. Bakın bir, iki, üçüncü trabzana batıyoruz. Üç zincir. Üçüncü trabzana batıyoruz. Bakalım denk gelecek mi arkadaşlar? Evet, bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet, bakın 3 ile başlamıştık, 4 ile bitirmemiz lazım. Hani bir 3 bir 4 yan yana gelecek, o yüzden. Evet, bu 3 çektiğimiz, 3 çekerek başladığımız zincirin ortasına, başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, hemen örümcek yapıyor, ay pardon, fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 5 defa sardığımız fıstık yapalım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu araya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki 3 zincir çektiğim yere fıstık yapıyorum. 3, 4, 5 defa sardığımız fıstık yapalım. Sonra 2, 3, 4 zincir dibine, başına dolamadan batıyorum. Yani bir sonraki yere 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki yuvaya diyelim arkadaşlar, fıstık yapıyoruz. 4, 5 defa sardığımız fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 4 zincir. Bakın yanındaki yuvaya başına dolamadan batıyoruz. 1, 2, 3. 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde devam ediyor, gördüğünüz gibi. 4 zincir, yanındaki yuvaya fıstık yapıyoruz. 5 defa sardığımız fıstık. 4 zincir, yanına, başına dolamadan batıyorum. 4 zincir, yanındaki yuvaya fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincir, yanına, başına dolamadan batıyorum. 4 zincir, yanındaki yuvaya fıstık yapıyoruz. Kapatıyorum. 4 zincir, yanındaki yuvaya, başına dolamadan batıyorum. Evet, ilk sıramız bu şekilde. Böyle gördüğünüz gibi çok kolay. 4 zincir çekiyoruz, fıstık yapıyoruz yuvaya. 4 zincir çekip yanına, başına dolamadan batıyoruz. Böyle bu şekilde birinci sıramızı, birinci diyorum, fıstık sıramızı bitirelim arkadaşlar. Evet, bakın bu sıranın da sonuna geldim. En son 4 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine, başına dolamadan batıyorum. Şöyle bakın, bir ileriye de başına dolamadan batıyorum, zincirin üzerine gelmek için. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın buraya batıyorum. Karşı zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çektim. Bakın fıstığın öbür tarafına batıyorum. Soluna, zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya batıyorum. Başına dolamadan 3 zincir. Fıstığın üzerine batıyorum. Hani yuvaları 3 zincir çekiyoruz, araları 4 zincir. Fıstığın üzerine 3, araları 4 zincir. Bakın başına dolamadan batıyoruz. 2, 3 zincir. Buraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya batıyorum. 3 zincir. Fıstığın öbür tarafına. 4 zincir. Buraya batıyorum. 3 zincir. Karşıya bakın. Böyle bu şekilde çok kolay bir model. Evet, böyle. Bu sırayı da bitirelim arkadaşlar. Sonra yine fıstık sırası olacak. Onu da göstereceğim. Evet, bakın bu sıranın da sonuna geldim. En son 4 zincir çektim. Buraya batıyorum. Başına dolamadan. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle bakın buraya
batıyorum. Şöyle ya da buraya da batabiliriz böyle. Hani şaşırırsanız diye dedim, böyle sık iğnenin üzerine batarsak daha iyi olur. Böyle bu şekilde. Şöyle bir zincir çekip şunun ortasına gelelim arkadaşlar. Sonra 4 zincir çekelim, bakın. Bu şekilde oldu. Şöyle elini göstereyim. Hani bu 4 zincir çektiğimin ortasına geldim. Şimdi tekrar 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki gibi fıstık yapacağız yine. Bakın 3 zincir çektiğimiz yuvalara fıstık yapacağız. 2, 3, 4, 5 defa sardığım fıstık yaptım. Kapattım. 4 zincir araya, başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çektim. Başına doladım. Fıstığın üzerindeki yuvaya fıstık yapıyoruz. Kapattık. 4 zincir. Bakın araya başına dolamadan batıyoruz. 4 zincir. Fıstığın üzerindeki yuvaya fıstık yapıyoruz. 4 zincir araya başına dolamadan batıyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bitirelim. Sonra yine bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet, bakın bu sıramda sonuna geldim. Bakın 4 zincir çektim. Fıstık yaptıktan sonra bakın buraya batıyorum. Gördüğünüz gibi buraya başına dolamadan batmıştık. Tam ortaya batalım. Hani düzgün olsun. Sonra bakın ileriye doğru başına dolamadan batıyorum. Hani ortaya gelmiş gibi. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Fıstığın öbür tarafına başına dolamadan batıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın buraya batıyoruz. Bir sıra fıstık yapacağız. Bir sıra yuva. Fıstığın üzerine gelen zincirde 3 zincir çekiyoruz yuvaya. Aralara 4 zincir, bakın. Şimdi 4 zincir çektim. Bir ileriye başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Fıstığın üzerine gelen yuvaya 3 çekmiş olduk. 4 zincir karşıya batıyorum. 3 zincir yine karşıya batıyorum. Evet, araya gelenler 4 zincir, fıstığın üzerine gelenler 3 zincir arkadaşlar. Evet, biz bir sıra böyle zincir devam edeceğiz. Ondan sonraki sırada da fıstık. Fıstığın üzerine gelen yuvaya fıstık yapacağız. Aralara da başına dolamadan batacağız 4 zincir çekip. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar yapacağız derseniz böyle bir karış kadar. Bir karış kadar yapalım arkadaşlar. Tabii boyutunu siz de ayarlayabilirsiniz. Hani ne kadar olmasını istiyorsanız öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben devam edeceğim. Dediğim gibi bir sıra zincir, bir sıra fıstık. Gösterdiğim gibi bir üst sıraya geçişte belli olmuştur artık öğrenmişsiniz diye düşünüyorum. Yaptıkça anlarsınız. Evet, hadi bakalım ben bunu bitireyim. Döneceğim inşallah. Evet, bakın ben tamamladım gördüğünüz gibi. Şöyle elimi de göstereyim. Bakın bir karış kadar yaptım. Bir karış. Gördüğünüz gibi. Üst sıra yapmadım arkadaşlar. En son fıstık yaptım, öyle bıraktım. Kaç sıra fıstık yaptınız, yaptın diye sorarsanız 3, 6, 9, 12, 13. 13 sıra yapmışım gördüğünüz gibi. Hani sizin ipinizin kalınlıklarını bilmediğim için şöyle karışla ölçerseniz daha iyi olur. Evet, şimdi bakın en son fıstık yaptım. Şöyle geçişlere dikkat ettiniz umarım inşallah. Çünkü geçişler önemliydi. Evet, bakın. En son bakın şöyle şu şekilde fıstığın tepesine batarak bu sırayı bitirdik. Bir zincir çekiyorum, araya geçelim. Başına dolamadan batıyorum. Bu son sırayı 2 zincir çekip batalım arkadaşlar. Hani biraz daraltalım. 2 zincir,
bir ileriye batıyorum. 2 zincir bir ileriye başına dolamadan batıyorum. Böyle biraz daraltalım ki kapatması kolay olsun. Daha uzun da yapabilirsiniz. Hani bazı kızlarımız uzun seviyor. Evet, 2 zincir bir ileriye başına dolamadan batıyorum. Evet, son sırayı da bu şekilde tamamlayalım, sonra büzeceğiz. 2 zincir bir ileriye başına dolamadan batıyorum. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, bakın bu sırayı da bitirdim. 2 zincir çektim. İlk yaptığım yere başına dolamadan batıyorum. Şöyle 1 2 2 zincir çektim. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar, hani büzmek için. Şöyle kestim. Önce şuradan çıkartalım ipimizi. Evet. Çengelli iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle sonuna düğüm atıyorum ben. Ben tel tokarı yapacağım yine. Şöyle alalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle şuradan giriyorum. Bu şekilde. Bir alttan bir üstten yapalım bakın. Böyle. Bir alttan bir üstten geçiriyorum. İpi de bayağı uzun bırakmışım. Evet bakın. Evet, ilk başladığım yere geldim. Şöyle iyice büzdürelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra şöyle aralardan aşağı inip iyice sabitleyelim. Şöyle kapatalım. Sonra bakın hemen dipteki boşluklardan, hani tam aşağıya inmiyoruz, böyle çektirerekten, hani güzel görüntü olsun arkadaşlar, hani çirkin olmasın, ona dikkat edelim. Şöyle zincirle yapabilirdim ama zincir çirkin görünür diye zincirle yapmadım, kaba durur diye. Şöyle bakın biraz ileriden karşıdan iniyorum. Evet, ben iyice sıkılayacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. İyice düzelteceğim, size göstereceğim. Evet, bakın gördüğünüz gibi diktiğim, birbirine eklediğim tepeyi. Çocuklara yapmak isterseniz buraya pompon da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ipim de içeride, en son içeride bıraktım. Böyle düğüm atalım arkadaşlar. Şöyle. İyice düğüm atalım. Ben birkaç tane attım, size de gösteriyorum. Böyle bu şekilde düğümleri atarak da ipimizi keselim. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Böyle. Çok güzel. Severek kullanacağınız güzel bir bere diyelim arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma
Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.